Klasörlerle çalışmayı göreceğiz. Bunun için çeşitli klasörler ekledim. Daha önce size klasör eklemeyi göstermiştim. Mesela buraya toplantı notlarım diyelim. Vesaire. Bu şekilde birkaç tane folder ekleyin. Bu folder yani klasörlerin kendisi her şeyden önce renklendirilebiliyor. Yani bunu kırmızıya çevirirseniz bu biraz daha dikkatinizi çeker. Dolayısıyla daha rahat takip edersiniz. İşte yüklediğiniz dosyaların rengini maviye getirelim. Hemen altındakini ayrıca renklendirmeniz gerekiyor. Bunun rengi mesela işte pembe olsun vesaire. Bu şekilde renklerini değiştirebilirsiniz. Bir klasörün ismini değiştirmeyi göstereyim size. Mesela toplantı notlarım değil de toplantı notları olacaktı. Yeniden adlandır deyip de notları derseniz otomatikman değişir. Ama bu isim değiştirme hikayesinin asıl önemi şu. Buradaki sıralamayı farkındaysanız alfabetik yapıyor. E, M, T, Y diye. Eğer dilerseniz bu klasörün hemen başındaki harfi başka bir harfle değiştirirseniz ya da yeniden adlandır da bunun başına 001 gibi bir sayı eklerseniz bakın klasörün sıralaması en tepeye çıkıyor. Buna 002 derseniz bu onun üstüne. Yani klasörün sıralamasını da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Benimle paylaşılan resimler vardı bakın şöyle. Bu resimlerden bir tanesini taşıyacağım. Nereye taşıyacağım? İlk önce bir indirelim. İndirilmesi yapıldı. Bilgisayarımı aldım. Bilgisayarımda düzenleyebilirim. Ya da burada taşıyabilirim. Google Drive bölümüne ekle diyorum. Toplantı notlarının içerisine taşı diyorum. Bilgisayarıma da indirebilirim. Google Drive klasörüme de. Şimdi toplantı notlarım içerisinde bu kek tarifi duruyor. Çok önemli bir kek tarifi. Eğer ki bunun içerisine bir de biz dosya atalım. Resimlere geldim. Mesela şu resim 2'yi şuraya taşı dedim ve toplantı notlarının içerisine taşıdım. Eğer ki bir klasörü silmeniz gerekti ve bu klasörü gelip sağ tıklayıp silerseniz yani kaldırırsanız sizin dosyalarınız çöpe gönderilir. Paylaşılan dosyalar yine yerinde kalır. İçiniz rahat olsun. Bakın diyor ki görüntülemekte olduğunuz klasörü çöp kutusuna gönderdiniz. Bu klasörün içinde bulunduğu çöp kutusunu gönderilmemiş bir klasöre götürüldünüz. Yani devam derseniz Türkçesi çöp kutusunun içerisinde toplantı notlarınızı göreceksiniz. Hatta klasöre çift tıklarsanız klasörün içinde göreceksiniz. Geri yükleyeceğim ama diyor haberiniz olsun. İlk çift tıkladığınızda içini geçici olarak görüyorsunuz ve dikkat ederseniz sadece kek tarifi var. Yani paylaşılan dosya yine gelenler bölümünüzde duruyor. Dolayısıyla bir klasörü silebilirsiniz, bir klasörü renklendirebilirsiniz ve ismini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde klasörlerle rahatlıkla çalışıp onların önem sırasını ya da organizasyonunu sağlayabiliyorsunuz.